Geçtiğimiz günlerde Türkiye'den Ercan Küçük, Aslı Atasoy ve Nigara İbrahimova gibi gazetecilerin bulunduğu 11 gazetecinin Doğu Türkistan'a giderek Çin'in bu bölgede uyguladığı soykırım politikalarının olmadığına dair imalar içeren tweetler ve makale metinleri paylaştılar. Ancak bu açıklamalar Çin'in soykırım politikalarının karanlık yüzünü sergileyen trajikomik bir itiraftan başka bir şey değildir. Gelin bu itiraflara birlikte göz atalım. Yazılan makale ve tweetlerde Ürümçi'deki Beytullah Camii, yani Çin'in deyimiyle Yanhan Camii'nin az sayıdaki camilerden biri olarak tanımlanması, Çin'in bölgedeki camileri yıkma veya eğlence mekanlarına dönüştürerek uyguladığı kültürel soykırım politikasını göz ardı etmektedir. Nüfusun %99'u Müslüman olan ve şehrin tam merkezinde yer alan Türk tüccarlarının da yoğun olduğu bu bölgede yalnızca 300 kişinin namaz kıldığı iddiası düşündürücüdür. Caminin geçmişteki fotoğraflarında namaz kılanlarının sayısının binlerce kişiye ulaştığı görülürken bu iddiaya dair hiçbir güncel görüntünün olmaması Çin'in dini baskı politikalarını gizleme çabasının apaçık bir göstergesidir. Ayrıca bu heyetin Çin Ürümçi'de binlerce yıldır güçlü komutanlar yetiştiriyor şeklindeki açıklamaları Ürümçi'nin bin yıldır Çin'e ait olduğunu öne sürmektedir. Oysa Ürümçi 1949'a kadar Doğu Türkistan'ın bir parçasıydı. İç hatlar uçuşlarında yolculara oraya neden gidiyorsunuz gibi baskıcı sorgulamalar yöneltilmesi, bölgedeki sıkı denetimi ve baskıyı gözler önüne sererken Çin'in bu durumu örtbas etmek için tarihsel çarptırma iddiaları kullanmaktan hiç utanmıyor. Bu grubun üyesi olan Ercan Küçük, geçmişte Uygurları terör eylemleriyle nitelendirip Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırım uygulamalarını reddeden açıklamalar da bulunmuştu. Bu durumda Ercan Küçük ve benzerlerinin Çin'in soykırım uygulamalarına karşı herhangi bir eleştirel açıklama yapmaları beklenemez.